Evet sevgili dostlar yeni spor toto videomuzda hepiniz hoş geldiniz. 23. haftanın değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyim. Yine her hafta olduğu gibi her spor toto videomuzda olduğu gibi hangi karşılaşmalarda sürprizler aranabilir? hangi karşılaşmalar tek olarak, tekli olarak geçilebilir, tercih edilebilir ve çifte şanslarımızı nasıl kullanabiliriz gibi soruları hep beraber bu videomuzda cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi e, tabii yine hep söylediğim gibi mutlaka kendi fikirlerinize öncelik verin arkadaşlar elbette takıldığınız maçlar olabilir içinden çıkmakta zorlandığınız karşılaşmalar mutlaka olabilir bunlar da benim fikirlerimden faydalanabilirsiniz ya da e, hoşunuza giden sürprizleri benden alıp farklı farklı kolonunuza e, serpiştirebilirsiniz serpiştirmeler mutlaka yapabilirsiniz ama dediğim gibi kendi tercihiniz, fikirleriniz mutlaka öncelikli olsun arkadaşlar ki geri dönüp baktığınız en azından ya keşke öyle değil de böyle oynasaydım demek durumunda kalmamış olursunuz yani en azından vicdanen e, rahat olmuş olursunuz arkadaşlar e, tabii bir önceki videomuzda söylemiştim aslında 2024 ile beraber yeni yılla beraber bir spor konusunda bir düzenleme düşünüyorduk kanalımızda ama şu an için onu rafa kaldırdık arkadaşlar. Bunun da sebebi e, bir önceki videomuzda gelen yüksek sayıdaki beyinler göndermiş olduğumuz güzel sayıdaki beyinler ki bunun için de işte sizlere teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Yani özetle sevgili dostlar e, sizler kanala sahip çıktığınız sürece e, elinizi taşın altına koyduğunuz sürece e, herkes açık olarak spor tutu net bir şekilde devam edecek. Bunu söyleyeyim ama aksi halde gerçekten hem e, yani çalışma şevki olarak, işte olarak motive olması zor hem de gerçekten zaten zaman yaratması zor biliyorsunuz ciddi bir yoğunluğumuz var, hem e, YouTube videolarımız var, ücretli gruplarımız var yani bunların hepsine kendi işlerimiz var zaman ayırmak kolay değil arkadaşlar o yüzden e, sizlerden her zamanki gibi tek ricam, tek beklentim tıpkı geçen hafta olduğu gibi e, göndereceğiniz beğeniler yaz, yazabiliyorsunuz yorum yazmanız ve abone değilseniz de yine ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmanız arkadaşlar bunu her hafta böyle bir güzel bir şekilde Alışkanlık haline getirir, desteklerinizi esirgemezseniz e, çok çok sevineceğimi ve çok yine her zaman olduğu gibi e, yüksek bir iştahla, motivasyonla yine her hafta toto videolarını da sizler için hazırlayacağımı belirteyim arkadaşlar. E, geçen hafta baktığımızda 10'da kaldık gibi gözüküyor. Çok hızlı bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Galatasaray-Fenerbahçe e, bütçesi olanları kapatmasını önermiştim olmayanlara da tekten sıfır önermiştim ki işte yaşanan olay, olaylar maçın iptal olması vesaire biliyorsunuz ki tam da çekilişten şansımıza sıfır çıkmış. Yani burada bir e, tesadüfen şansa başarılı olmuş olduk. Luton tam Chelsea maçında 1-2'yi tercih ettik. Hani Luton galibiyetle belki sürpriz çıkar dedik ama beklentiye gitti maç tercihimiz başarılıydı. Crystal Palace Brentford beni şaşırdan bir karşılaşma net beraberlik maçı olarak görüyordum ama Crystal Palace bol golü maçında son, sonunda kazanmayı başardı. Wolverhampton-Everton 1-2 olarak geçmiştik ki çok beraberlik maçı gibi gözüküyor ama belli olmaz demiştik ki Wolverhampton burada da net bir galibiyet aldı. Başarılı olduk. Forest United yani artık Manchester United'ın adını görünce bile arkadaşlar gerçekten bir tiksinme böyle bir örme isteği yaratıyor bende açık konuşmak gerekirse. Yani yılların United'ın geldiği şu noktayı görmek bir yandan üzücü bir yandan insan tabii kızıyor yani iddia da olsun sportu da, da olsun bizi çok ters köşe yaptı bu sene. Burada da tekten iki olarak geçmiştik. Aston Villa maçındaki performansta güvendik ama sağ olsun United yine bizi bir şekilde yanıltmayı başardı. E, Fulham Arsenal maçı yine çok büyük bir sürpriz çıktı. Burada da e, tamamen beklenti dışında Fulham galibiyeti çıktı. Burada da yanıldık açıkçası. Tottenham Bournemouth 1-2'ye gittik. Tottenham galibiyeti zaten beklentiydi o şekilde gelmiş oldu. Genova Inter haftanın sürpriz e, yine karşılaşmalarından biri ki biz de burada bir fark yarattık. Yani mutlaka sıfırı değerlendirelim demiştik ki birçok kişinin mutlaka tek geçtiği bir karşılaşma olmuştur ama burada güzel bir fark yarattık çünkü karşılaşma beraberliğe gitti burada. Lazio Frosinone tek olarak maç sonucu biri geçtik. Burada da başardık. Atalanta Lecce sıfırla sürpriz alalım ama önceliğimiz yine bir olsun demiştik. Yine burada da Atalanta galiba çıktı. Kariyer Empoli hakkında çok bilgi sahibi olmadığım, fikir sahibi olmadığım takımlarda 1-2'ye gittim ama e, sıfıra gitti karşılaşma, 0-0'lık beraberliğe gitti ki yanılmıyorsam ev sahibi ekipte bir penaltı kaçırdı bu da maalesef. Udinese Bologna'ya yine yanıldığım bir karşılaşma. Burada da 0-2'ye gitmiştik ama Udinese çok yine farklı bir galibiyet aldı. Haftanın sürprizlerinden biri. Burada çıktı. Aslında çok da büyük bir sürpriz değil yani. Udinese tarihsel olarak zaten burada galibiyetler almış bir takım ama Bologna'nın son dönemki performansla baktığımızda biraz bu kadar net bir şekilde mağlup olması ee, sürpriz diyebiliriz. Tabi Milan Sassuolo yine beklentiye gitti. Maç sonucu bir olarak almıştık. Bir iki ile sürpriz aradık ama beklentiye gitti. Yine burada da başarılıydık. Juventus Roma tekten bir olarak geçmemiz önemliydi. Juventus galibiyeti burada geldi. Celtic Rangers 1-2'ye gittik. Beklendiği gibi Celtic iç sahada kazandı. Burada da sürpriz çıkmadı arkadaşlar. Dediğim gibi 10'da kalmış olduk. En azından bu hafta umarım böyle bir 12-13 seviyelerine gelebiliriz diyelim. Ve e, hepinize de kolon şansınız bol olsun diyerek artık değerlendirmenize geçelim arkadaşlar. Evet ilk maçımız Gaziantep-Pendik maçı. Tabi Cuma günü e, saat 17'de oynanacak bir karşılaşma e, ve tabii ki biraz daha bu hafta kuponlarınızı yatırmak için de aceleci olmanız lazım. Yani şu anda da baktığımda son tarih yine Cuma günü 16.55 olarak gözüküyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Ya tabi ki e, iki takımın son dönemdeki görüntüsüne baktığımızda iç, iç avantajı düşündüğümüzde Gaziantep takım burada ağır basıyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Özellikle ben Pendik e, ligde tutunma ihtimalini çok kolay görmüyorum. Yani e, bakıldığında işleri hakikaten zor. Yani, tabii devre arasında iki tane 3 tane acayip oyuncu alırlar. Bir tane de teknik adam gelir, inanılmaz bir doku yoğurur. Futbol belli olmaz ama mevcut şartlarda Penikspor'un ligde kalması zor açısı. Antep'in geçen hafta Karagümrük deplasmanında aldığı önemli bir 3 puan var. Üzerine koyabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki önceliğim Antep galibiyeti olacak. Hatta ben tek olarak da risk alarak Antep'i Geçeceğim arkadaşlar maç sonucu bir olarak ama e, şöyle ufak bir detay var biraz rahatsız edici bir detay %67 ile maç sonucu bir oynanmış yani Antep bu kadar da iç savantajı rağmen bu kadar da güvenilir bir takım değil yani bütçesi olanlara işte formülcülere mutlaka burada ikinci bir tercih olarak da ben 0'ı da önermek istiyorum arkadaşlar ama ben risk aldım bu hafta çok da fazla bütçe kullanmamaya da e, gayret ettim açıkçası o yüzden e, tek tercihim benim bir oldu ama mutlaka geniş bütçelerde formüllerde sürpriz aramasında fayda olduğunu söyleyeyim. Ee, Antalya Spor Alanya Spor. yine bir cuma maçı ve e, Antalya derbisi tabii ki bakıldığında Antalya Spor'da bir teknik adam değişikliği var. Nuri Şahin Dortmund'a gitti ona da başarılar diyelim ve Sergen Yalçın geldi. Sergen Hoca da keza başarılar diyelim. E, güzel bir şehire Hoca kendi adına güzel bir şehire geldi. Yani zaten yılın e, 12 ayın 9'unda e, yaz yaşanan bir şehir. Hoca herhalde bir tesislerde ya da artık bilmiyorum ev mi kiralar ama böyle bir parmak arası terlik e, bir şortla eee çalıştığı azından yılın 9 ayını geçirebilir gibi gözüküyor. tabi ee, tabii Alanyaspor'un son dönemdeki önemli bir kıpırdanması vardı. Ciddi anlamda üst aldığı galibiyetler dikkat çekiyordu. Antalyaspor aslında normal şartlarda maçın iç sahada favorisi ama Alanyaspor performansta atlamak lazım ve Sergin Hoca'ya tabii takımın nasıl bir reaksiyon vereceği de burada önemli olacak. Yani hani biliyorsunuz teknik adam değişikliği e, sonrası takımlar genelde kıpırdanır ama Antalya zaten öyle bir ihtiyacı yok zaten fena giden bir takım değildi son dönemde. O yüzden acaba bir ters tepme durumu olabilir mi burada? E, Alanya Spor'da iyi geliyor gerçekten yükselişli olan bir takım. O yüzden evet Antalya galibiyeti beklenti ama bence Alanya Spor Sürpriz bir Alanya galibiyeti de e, burada spor topu açısından sürprizimizi arayalım arkadaşlar. 1 ve 2 olarak ben karşılaşmayı sizlere öneriyorum Özellikle çıkacak maç sonucu 2 spor topu açısından son derece değerli olabilir arkadaşlar. E, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı Tabii Beşiktaş Hatay'da kazanmayı başardı ama hani e, biraz da sanki Hatay'ın içinde bulunduğu o sıkıntılı durumdan da faydalandı Beşiktaş. Yani e, aslında sürpriz bir galibiyet bile biz Ben şahsen beklemiyordum. Ben Hatay'ı çok daha şanslı gördüm ama Hatay gerçekten çok kötüydü. Tabii Beşiktaş'ın da yaptığı işler vardı. İşte genç oyuncu Semih'in şans bulması, golünü atması bunlar önemli şeyler ve taraftan önde oynayacak Beşiktaş var. Tabii Beşiktaş'ta da bir tek adam e, durumu var. Bir Giovanni Van Bronckhorst alada açıklandı e, gibi gözüküyor. Ben tabii videoyu geç saatlerde çekiyorum. çarşambayı perşembeye bağlayan gece çekiyorum ama ciddi anlamda artık iddialarda artmıştım da artmış herhalde. Van Bronckhorst olacak gibi gözüküyor hoca. Ya tabii ki çok iyi bir sol bekti tabii futbolcuna çok iyi bir oyuncuydu. Teknik adamında önemli işleri var. Gözü hoş gelen futbol oynatan bir hocadır ama Türkiye'de olur mu? Ciddi anlamda şüphelerim var arkadaşlar ama hayırlı olsun diyelim. Maça döndüğümüzde ya tabii ki Beşiktaş evet Hatay'da önemli bir galibiyet aldı. İç sağ avantajı var. Yani Dolmabahçe'de evet ağır basıyor ama bu sezon Beşiktaş'ın maçlarında sürpriz aranı sevgili dostlar. Yani bir önceki maçta Hatay'ı yendi diye açıkçası yani o sıkıntılı Hatay'ı yendi diye ben iç sahada oynuyor evet ama böyle tek geçmedi çok fazla içim el vermiyor yani. bir Burada mutlaka spor odasından bence sürpriz aranmalı. Ee, sürpriz nasıl çıkabilir? E, ee, Sami Uğurlu Hoca'nın ilk döneminde aslında Kasımpaşa burada kazanmıştı o. Mulaka'nın Kasımpaşa'da olduğu işte Kasımpaşa'nın hatırlarsanız böyle sezon sonu acayip getirdiği bir dönem vardı. Böyle uçtu tabiri caizse bir dönem vardı. Orada Beşiktaş'ı yakalayıp 3-0 yenmişlerdi ama şu anda ben ee, mevcut Kasımpaşa'nın bunu yapacak gücü olduğunu düşünmüyorum. Yani bence buradan Kasımpaşa'nın koparacağı maksimum şey gollü beraberlik olacaktır. Çünkü Beşiktaş gerçekten bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. O yüzden sıfıra da sürprizimizi bence arayalım arkadaşlar. Bir zaten maçın beklentisi. O yüzden 1 ve sıfır olarak sizlere karşılaşmayı önermek istiyorum burada da. Ee, Rize Spor'a Tayspor Spor maçı tabii e, yine net bir favori kağıtında da bakın Rize Spor. Haftalardır kaybetmeyen bir takım. Yine o hatırlarsanız ligin başında bir istikrarlı iyi bir görüntüleri vardı. Yine yavaş yavaş o seviyeye yaklaşmış durumdalar. Hatay Spor'da Volkan Demirel işte istifa etti bıraktı denirken bir yönetim tarafından ikna edilme durumu olmuş tekrardan ki bunlar futbolda önemlidir. E, takımı futbolcuları kamçılayan şeyler olabiliyor bunlar. Yani baktığımızda burada ekstra bir Hatay performansı oyuncular tarafından görebiliriz. E, tabii ki çok formda birize olduğunu, ista avantajı olduğunu atlamamak lazım. Zaten olması gereken normal şartlarda maç bir ama normal bir ligimiz olmadığından kaynaklı arkadaşlar. Bu Volkan Demirel'in istifadan döndürme durumunu düşündüğümüzde bunu da işte futboldaki etkenlere vesaire derken çok sürpriz bir Hatay de bence burada spor tutu açısından yine atlamakta fayda var. 1-2 olacak arkadaşlar tercihim. Burada dileyenler 2 ile de ekstradan sürprizi birin yanında arayabilirler diyelim. Başakşehir Adana Demirspor tabi Demirspor'da bir yaprak döküm var. Ciddi anlamda bütçeli e, e, oyunculardan yani ciddi e, maaş yükü yavaş yavaş çıkılıyor. Hala bir teknik adamları yok. İnanılır gibi değil. Herhalde bir ay falan oldu yani Demirspor Clivert yolları ama hala bir hoca açıklanmadı. Bir Sergen Yalçın adı çıktı ama ben hiç ihtimal vermemiştim yani bu kadar ekonomik olarak sıkıntılı bir Demirspor'a Sergen Hoca zaten gitmezdi bence. E, tabii dediğim gibi işte NDI'den, Belanda'dan, işte Solbek, Rodriguez ki o da Anadolu takımının iyi, içini iyi bir oyuncu aslında. Ondan da çıkıldı. Yani Demirspor'da bir ciddi bir sıkıntı var ki belki hani bilmiyorum sezon sonuna mı kalır ortalarında mı olur ama Murat Sancak da e, görev bırakabilir gibi gözüküyor. Çünkü ekonomik olarak şu anda Demirspor iyi durumda değil belli ki. Başakşehir'e baktığımızda tam tersi sıkıntılı giden Başakşehir de yavaş yavaş üzerine koymaya başladı. Biraz daha değerli toplu, biraz daha böyle ne oynadığını sahada anlayabildiğimiz, bilebildiğimiz bir takım haline gelmeye başladılar. Trabzon'da Eplasman'da ben oyunlarını beğendim ki oradan hak ederek de puan aldılar burada da açıkçası Demirspor'a karşı yani mevcut şartları düşündüğümüzde ki Demirspor evet Antalyaspor'a karşı son maçta kazandı ama mesela Antalyaspor 2-0'dan 2-2'ye geliyordu. 2-1'e geldi bir de Buksa penaltı kaçırdı son dakikada onu da görmüşsünüz zaten. O yüzden Demirspor güven vermiyorken Başakşehir toparlanma evresine girmişken ben burada bir risk alıyorum sevgili dostlar ve tekten maç sonucu biri maç sonucu biri burada değerlendiriyorum. Tek olarak maç karşılaşmayı bir olarak geçiyorum. Yani geniş bütçeler ekstra tercih almak isteyenlere önerim sıfır olur burada. Demirspor galibiyeti mevcut şartlar altında beklemediğimi söyleyeyim. Ben dediğim gibi tek olarak risk alarak maç sonucu bir olarak geçtim arkadaşlar. Ankara gücü Trabzon maçı tabi e, beraberliklere abone olan bir Ankara gücü vardı. Maç tabi seyircisi oynanacak. Malum olay sonrası Ankara gücü biliyorsunuz e, birkaç maç e, seyircisi oynama sağ kapatma cezası almıştı. Trabzon da keza e, oyun olarak çok göz hoş gelmeyen böyle son dönemlerde yine çok güven vermemeye başlayan bir takım. Ya tabii ki kadro kalitesi olarak maç Trabzon'a yakın gibi gözükse de Ankara gücü de kolay teslim olan, kolay mağlup olan bir takım değil. Ee, ne olursa olsun tamam belki taraftarın gücünden yararlanamayacak ama bir iç saha avantajı da var. Trabzonspor'a da maçı böyle kafamda çok kazandıramıyorum. Ankara gücü tarafına da açıkçası gitmekte zorlanıyorum. Yani böyle sanki haftanın beraberlik maçı maçlarına ya da biri gibi geliyor bana arkadaşlar. Ee, burada da hani bu mevcut şartları düşündüğümüzde bir risk olarak tekran tekten bir beraberlik değerlenmesi sanki yapılabilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Çünkü Trabzon tarafına dediğim gibi ya elim gitmiyor çok fazla. Ankara Gücü tarafına hiç gitmiyor. Yani hani çiftli alacakları yine %50 bile bir Trabzon diyebilirim ama bence böyle bir fırsat varken tekten bir sıfır denemesi en azından daha e, dar bütçelerde, daha ortalama ya da kolonlarda bence yapılabilir arkadaşlar ki ben de bunu kullanmak istedim. Benim de buradaki tek tercihim açıkçası Sıfır oldu zaten Emre oldu Abdullah Avcı'ya e, Avcı karşı işte eski e, öğrencisi vesaire hani böyle bir puanların paylaşma durumu kardeş kardeş böyle barış dostluk içinde geçen bir karşılaşma da olabilir yani tüm böyle bunlar düşündüğümüzde tüm etkenler sanki bir beraberliğe çıkıyor gibi geldi bana arkadaşlar eğer aynı fikirdeysiniz aklınızda yatıyorsa tekten sıfır olarak geçebilirsiniz karşılaşmayı. E, Samsun Spor Kara, e, kara Gümrük maçı tabi Samsun'da ciddi bir çıkış bir kıpırdanma vardı ama son iki haftadır da Samsun'u ben çok beğenmediğimde söyleyeyim. Özellikle Konya'ya karşı iç sahada bir puanı zor kurtardılar. Yine Alanya Spor'a karşı deplasmanda çok varlık gösteremediler ama gol yollarında kıpırdanan bir Samsun var. Bu tabii ki Samsun Spor açısından önemli ve iç saha maçları bu takım için ligde kalma yolunda çok e, ciddi bir önem teşkil edecek. Çünkü dört takım düşüyor biliyorsunuz bu sene ve Samsun Spor'da açısı yeni yükselen takımlardan biri olarak ki sezonda çok kötü başlamıştı. Önemli düşme adaylarından biri. O yüzden bu takım ligde kalacaksa iç sahada toplayabileceği puanların maksimumunu toplamak durumunda. Ee, kara baktığımızda şota sonrası bir türlü istediklerini alamadılar. Hani Galatasaray maçında acaba ya baktığımızda hani acaba bu takım böyle iyi işler yapabilir gibi gözüküyordu. Yani Galatasaray'a karşı oynadıkları direnç oyun vesaire derken herhalde orada biraz Galatasaray biz yanıltmış olsa gerek. Galatasaray'ın kötü bir güne denk gelmiş olsak gerek. Çünkü Karagümrük bir sonraki maçta Antep'e karşı üçlük oldu ki Antep'in hani çok güvenli çok iyi bir takım olmadan bahsettik zaten. Yani güven vermeyen bir Karagümrük var. Samsun Spor'un da hafif bir düşüşü vardı ama hiç avantaj var. Yani en azından Samsun kazanamasa bile burada bir puanı cebine koyar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben 1 ve 0 olarak arim yapmadan tercih ettim. Yani Karagümrük galibiyeti biraz sürpriz olur gibi gözüküyor ama Türkiye'li gibi biliyorsunuz yani çok da emin konuşmak istemiyorum. O yüzden benim kendi değerlerimden 1 ve sıfır yönde arkadaşlar. Eğer aynı fikirdeyseniz, aklınıza yetiyorsa bu şekilde alabilirsiniz diyelim. Geçelim e, Kayseri Spor-Sivas maçına. Bu da tabii zor karşılaşmalardan biri. İç Anadolu derbisi diyebiliriz. E, Kayseri Spor'da bir düşüş var son dönemde ki bu olan bir şey. Yani bu takım her maçında sonuçta kazanarak ilerlemeyecekti. Fenerbahçe maçından bu yana kaybeden bir Kayseri performansı var ama bir fırsat maçı aynı zamanda. İç, sah iç sahada oynayacağı bir Sivas Spor maçı. Onlar için de bir tekrar ayağa kalkmak için fırsat olacaktır. Sivas Spor'da Servet Çetin'le yollar ayrıldı. Bülent Uygun geldi. O da tabii önemli başarılar elde etmişti. Burada Sivas'la şampiyonluğu ayrıldığı bir dönem de vardı hatırlarsınız. Yani iyi izler bırakmış bir teknik adam ama mesela da çok iyi olmamıştı. Tabii nasıl dönecek bilmiyoruz. O da bir merak konusu bizler açısından, futbol kamu açısından. Tabii yine Servet Çetin döneminde baktığımızda Sivas Spor'a deplasmanlarda daha İyi performanslar olan, daha fazla pozisyon bulan ve hala daha fazla da puan çıkaran bir Sivas performansı vardı. E Kayseri için evet bir fırsat maçı olmakla beraber e, Sivas Spor için de yine benzer şartlar söz konusu. Yani Sivas Spor'un da tekrar bir e, ki son İstanbul maçını kazanmışlardı gerçi ama burada mesela çıkacak bir e, deplasman galibiyeti Sivas açısından da çok değerli olabilir. O yüzden e, Kayseri'nin de iç sahada oynayacağı ofansif riskli futbol düşündüğümüzde yani Sivas'ta girdiği pozisyonları değerlendirse buradan sürpriz bir galibiyet alabilir ben beraberlik beklemiyorum arkadaşlar karşılaşmadan. Değerlendirmem 1 ve 2 yönünde olacak. Ben bir kazanan çıkmasını bekliyorum ki Toto açısından da Sivas galibiyeti, deplasman galibiyeti çok değerli olacaktır. Bence mutlaka maç sonucu 2'yi burada atlamayın derim sevgili dostlar. İstanbulspor Fenerbahçe maçı çok konuşulacak bir karşılaşma değil. Benim en net düşme adam İstanbul İstanbulspor. Özellikle o sağdan çekilme sonrası 3 puan silmesi vesaire yani artık bunları düşündüğümüzde e, bir kadrosu var. Yani ben İstanbulspor'a çok fazla ligde kalma şansı vermiyorum. Burada da Fenerbahçe'ye karşı işleri zor olacak. Net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Haftanın en net, en içim rahat attığım teklerinden biri. Maç sonucu iki burada tek olarak geçiyorum arkadaşlar. E, Galatasaray-Konya maçı yani aslında yine çok konuşulacak bir karşılaşma değil zaten Fenerbahçe Galatasaray içeride olsun dışarıda olsun özellikle Anadolu takımlarıyla oynadığı tüm maçlarda net favoriler bu sene. Yani bu takımlardan çok fazla puan koparabilecek ekstra takımlar gözükmüyor ama ee, şöyle ufak bir detay var sadece içimde çok ufak bir e, dediğim gibi böyle ufak bir sıkıntı var Konya Spor'un zaman zaman Galatasaray'a karşı iç sağ dış sağ fark etmeden bir şansı tutabiliyor hatta geçen sene hatırlayın Galatasaray şampiyon olmuştu ama Konya maçında çok zorlanmıştı yani Galatasaray zar zor 2-1 kazanmıştı Konya Spor'un direkten dönen topları vardı yine bu sahada acaba bir sıkıntı olur mu diye içten içe düşünmüyor değilim o yüzden yine böyle bir geniş bütçeli oynayanlara, bir formülcülere ben bir sıfırda önermek istiyorum arkadaşlar. Ama beklenti tabii ki iç sahada oynayan Galatasaray'ın maçı kazanmasıdır. O yüzden ben yine burada tek olarak maç sonucu biri geçiyorum ama önemli bir sürpriz de olur. Yani sıfırda hakikaten ciddi fark yaratır. O yüzden bütçem var, formülü oynuyorum vesaire diyenler de sıfırda dediğim gibi bence mutlaka düşünsünler, değerlenme altına alsınlar. Evet Avrupa maçlarımıza geçelim. Yine İtalya'dan çok maç tercih etmişler. Hatta bütün Avrupa maçları İtalya'dan olacaklar. Ben geçen hafta da söyledim arkadaşlar. Yani çok benim sevdiğim bir lig değil seri ya. halle çok izlediğim bir lig de değil yani. Açısı biraz sıkıcı buluyorum yani. Çok ortalan mücadelesi, çok savunma ağırlıklı bir lig. Yani bana çok eskisi bir keyif vermiyor. O yüzden e, yine çok iddialı olamayacağımı söyleyeyim ama tabii yine e, fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Ya Frosinone, Mo, Frosinone Monza maçı tabii Frosinone ligin en keyif veren takımlarından biri. Hakikaten özellikle iç sahada çok ofansif oynayan, gözü hoş gelen futbol e, anlayışı olan takımlardan biri. Yani benim Inter'den sonra bu sene en tuttuğum takım burada. Ya tabii ki bazen bu riskli oynanışı sıkıntılar da yaşatabiliyor ama ya keyif veren bir takım. Ben maçlarını izlemeyi seviyorum gerçekten. Ya Monza'yı çok fazla izlemedim bu sene ama bakın da deplasmanlarda biraz zorlandıkları gözüküyor. Hani Frosinone'nin iç sahada oyun ağırlığını koyarak kazanma ihtimali yüksek gözükmekle beraber hani bu riskli oyun anlayışından dolayı mesela Monza'yı yine hani ilk golü bulursa Frosinone belki çeviremeyebilir hani belki beraberliğe getirir ama yani öne geçmekte zorlanabilir diye çünkü İtalya Ligi biliyorsunuz savunma ağırlıklı bir işte Monza golü atarsa iyice artık 10 e, kişi topun arkasına vesaire geçecektir. Yani bir beraberliği de bence özetle atlamakta fayda var arkadaşlar. Ben 1-0 olarak değerlendim eğer aklınızda yaşıyorsa bu şekilde alabilirsiniz sizlerde. E, Sassuolo Fiorentina haftanın yine riskli teklerinden birini burada değerlendim arkadaşlar. Çünkü son dönem performansına baktığımızda Sassuolo gerçekten çok sıkıntı yaşıyor. E, özellikle kalesini gole kapatmakta ciddi anlamda problem yaşayan bir takım. Ya tabii ki kolay değil yani ne olursa olsun sağ sola iç sağda sağ soldur yani e, zor bir tek ama dediğim gibi hani sağ sola iç sağda artık karşımıza alacaksak bence doğru haftalar. Çünkü ciddi anlamda formsuz bir takımdan bahsediyoruz ve da tam tersi üzerine koyarak devam ediyor. Ben dediğim gibi altın çiziyorum tekrar risklidir arkadaşlar burada ama e, tekten bir Fiorentina galibiyetini burada bütçe harcamadan e, değerlendirsek ben önemli değerli olabileceğini düşünüyorum bu hafta üzerinde. E, maç sonucu ekip benim buradaki tek tercihim olacak arkadaşlar. Önemli bir risk aldık ama umarım e, karşını alabiliriz diyelim ve devam edelim. Empoli Milan maçı tabi burada e, önemli bir sürpriz aradım aslında biraz da bu büyük sürprizi aramak adına tabi belli maçlarda bütçe kullanmadım ama burada mesela bence bir sürpriz e, çıkma ihtimali var. Empoli can oynayan takımlardan biri düşmeme yolunda iç sağ maçları mutlaka bu tarz takımlar için önemli teşkil ediyor. Milan gibi büyük takımlara karşı oynarken bu tarz oyuncular Tabii ki taraftarla bütün bütünleşerek de ekstra performansı ortaya koyabilirler. Yani çok ekstra motive de olabiliyorlar. E Milan'a baktığımızda evet son dönemde biraz daha toparlandılar. Böyle hafif galibiyetler de gelmeye başladı gibi gözükse de çok da güven veren bir takım değil ve deplasmanlarda çok zorlanan bir Milan olduğunda atlamakta fayda var biraz Milan için. Kayıp sezon gibi gözüküyor. Çünkü e, Interli Juventus sanki yavaş yavaş kopuyorlar gibi. Özellikle Inter sanki e, sezon sonunda mutlu sona ulaşacak gibi gözüküyor. O yüzden e, ben sürpriz aramakta fayda olduğunu düşünüyorum. Milan galibiyeti zaten beklentidir. Evet maç sonucu yazacağız ama sıfırı da koyalım diyorum arkadaşlar. İç sahada dirençli bir oyunu Empoli'de. Gol de bulursa özellikle bence bir puanı kurtarabilir. Burada bir e, düzeltiyorum. Sıfır ve iki arkadaşlar. Burada sizlere önerim olacak dolayısıyla. Torino-Napoli zor bir karşılaşma. Yani bakıldığında şöyle bir istatistik var ki arkadaşlar. E, son herhalde 10-11 yılda falan böyle e, yani oynanan 11-12 karşılaşmada e, 9-10 tane Napoli galibiyeti var bu deplasmanda. Yani belli ki bir Torino deplasmanda bu takımın net bir şekilde şansı tutuyor. Bir kere bunu bir cebimize koyalım. Yani futbolda bunlar önemlidir mutlaka. E, dediğim gibi, bu aklımızda bulunsun. Yani bu bile sadece bir Napoli tarafına gitmek için önemli detaylardan biri. Ama tabii ki her şey de istatistik değildir. Napoli'nin yine sıkıntı yaşadığı, zorlandığı sezonlardan biri. Yine bir teknik adam değişikliği geldi. Bu sezon ikinci teknik adam işte Walter Matsari göreve geldi. Ki onunla da tam olarak şu an Napoli'nin kendini bulunduğu söylemek zor. Son maçta mesela Monza'ya karşı açamadılar Monza'yı. Ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. E Torino yine inişlerle çıkışlarla dolu böyle hafif istikrarsız bir takım olsa da zor deplasmandır yani. İtalya'nın hani o prime dönemlerindeki iyi dönemlerindeki Sivas deplasmanı gibi bir deplasmandır. Hakikaten zor deplasmandır. O yüzden Torino'dan açıkçası Napoli'nin bu durumundan Faydalanabilir, istifade edebilir. Yani artık o yıllardır gelmeyen e, Napoli'ye karşı bir iç saha galibiyeti burada koparabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Napoli galibiyeti zaten beklenti ama Torino galibiyeti de bence sürprizi arayalım. 1 ve 2 olarak değerlendim arkadaşlar. Burada beraberlik aramadım özette. Aklınıza yatıyorsa böyle değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim son maçımıza. Udinese ise e, Lazio maçı valla bence haftanın net en zor maçı arkadaşlar. Bütçeniz varsa form oynuyorsanız kapatın geçin bu üzerine ya düşünce, ya yani düşünce de zaten içinden çıkamıyorsunuz ben çok düşündüm ama çok fazla hala da işin içinden çıkamadım çünkü iki haftadır kazanan bir Lazio var ama e, çok güven vermeyen bir takım Udinese geçen hafta Bologna gibi sezonun flash takımlarından birine 3 gol attı 3-0 yendi ama yine istikrarsız bir takım tamam iç sahada muhalif edilmesi zor vesaire ama mesela maçı kazanır mı çok Udinese tarafına gidemiyorum e, Lazio iki haftadır kazanıyor ama çok güven vermiyor e, zor deplasman Lazio kazanır diyemiyorum ya beraberliğe daha yakınım arkadaşlar ki benim aslında tekten buradaki değerlendirmem yine maç sonucu sıfır olacak ee, tekten oynamak isteyenler önerim bu olacak ama dediğim gibi ya bir de çok aslında yine şaşırtmaz iki de şaşırtmaz e sıfır zaten ben ağırlıklı olarak bekliyorum o yüzden en güzeli dediğim gibi bütçeniz varsa kapatmak arkadaşlar ama tekten daha düşük bütçeli oynayacaklara da önerim burada maç sonucu sıfır olacak sevgili dostlar diyelim ve bu da son maçımızı son maçı değerlendikten sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım arkadaşlar şu anda baktığımda Herhalde ee, evet 512 lira olarak gözüküyor kolon dediğim gibi normalde biraz daha işte 1024 lira işte 2000 küsürlere falan çıktığımda oluyor ama bu hafta çok tercih etmek istemedim. Ee, hem İtalya'ya çok güvenmediğimden kaynaklı İtalya'da çok da izlemediğimden kaynaklı seri A'yı çok net olarak takip etmediğimden kaynaklı ee, bir de tabii süperlik ufak da olsa bir arada girdi işte teknik adam değişiklikleri vesaire var o yüzden özetle ben çok fazla bütçe kullanmayı Uygun görmedim arkadaşlar. Umarım özellikle sürprizlerimiz başarılı olur diyelim. Umarım tabi kolon şansı yanımızda olur ve iyi işler yaparız. E, bu şekilde umarım faydalı bir hafta, faydalı video olmuş olur arkadaşlar sizler için. E, yeni SporTutu videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yazabiliyorsanız da, yorum yazarsanız süper olur. Sizler gerekli desteği verdiğiniz sürece ben de elimden gelenin fazlasını her zaman e, her zaman için sizler için Yapmaya çalışacağımı söyleyeyim. Ee, yeni videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.